Merhaba arkadaşlar. İkinci videomuzda beraberiz. Soru çözümüne devam ediyoruz. Buyurun 11. sorumuz. 15,2 gram diazot trioksit gazı ile ilgili hangileri doğrudur diyor bana. Şöyle biraz bunu normalleştirelim. Hemen 1 molünü hesaplayalım bunun. 1 molü neye eşittir? 2 çarpı 14, 3 çarpı 16, 28'de 48'i topladık. Ne çıktı buradan? 6, 76 gram. Eğer 1 molüm bu kadarsa 152, 2 mol yapar. O zaman elimdeki ne olacak? Şu 15,2 gram dediğim şey 0,2 mol olacaktır. Devam edelim, öncülerimize bakalım. 0,2 moldür, doğru. Hatta ne yapıyorduk biz? Bunu alıp molekülün başına yazıyorduk. 0,4 mol azot atomu içerir. Azot 2 idi, çarptım bununla 0,4 mol oldu. Oksijen için konuşalım. Ne olacak? Burada 3 tane var. 3 ile bunu çarptım. 0,6 mol oksijen atomu var. Ancak burada diyor ki tane. Avogadro ile çarpmış. 0,6 çarpı Na tane. Bakın mol neye döndü? Taneye döndü. Avogadro ile çarptım. Doğrudur. 11. sorumun doğru cevabı Edirne oldu. Buyurun 12. sorudayız. 17 gramında 3,8 mol hidrojen atomu bulunmaktadır. Valla bol işlem var. Şöyle yapalım. CH4, buna A mol diyelim. C2H6, buna B mol diyelim. Daha pratik çözülebilir. Ama ben böyle çözmeyi deneyeyim. 4 ile bunu çarptım. Hidrojenin molünü ne vermiş bana? 3,8. 4 ile A'yı çarptım. 4A geldi. Artı. Hidrojenin molünü ayarlıyorum. 6 ile bunu çarptım. 6B geldi. Ne oldu buradan? 3,8. Hidrojenleri yazdım. Şu mavili kısmı hallettim. Grama odaklanalım. Bunun 1 molü CH4'ün 1 molü 16 gramdır. C2H6'nın 1 molü 30 gramdır. O zaman diyorum ki A çarpı 16, yani 16 çarpı A artı 30 çarpı B eşittir 17 olmalı. İşin doğrusu bu denklem çok sağlamdır. Hani çok da kolay değil. Ama pratiğin iyiyse bunu yaparsın. Buraya eksi 4 ile çarptık. A'lar gitti. 4 de 6 24 yaptı. Buradan 6B kaldı. Eşittir. 4 kere 8 32. 3. 4 kere 3 12. 15. Eksi oldu. Buradan bunu çıkardığım zaman ne kalır? 0,8. Oradan kaldı. 16 yaptı. 1,8. B ne yaptı? 0,3 mol yaptı. B dediğim şey. Dönelim. B kimdi? C2H6. Onun kütlesini istiyor. Bunun 1 molü 30 gramdı. Peki ne buldum ben bunu? 0,3 mol buldum. Kaç yaptı burası? 9 gram yaptı. 12. sorum D şıkkı oldu. 13'teyiz. 3 mol CH4 gazı kaç gramdır? Valla bu kadar sorunun içinde böyle kolay bir soru görünce insanın bir hani morali yerine geliyor. Demek yerinde olur. CH4 ne oldu? 1 molüm. 12 buradan, 4 buradan kaç yaptı? 16 gram yaptı. Ne bu? 1 molüm. 3 mol 3 çarpı 16'dan ne yapacaktır? 48 gram yapacaktır. 13'ün doğru cevabı C şıkkı oldu. Buyurun 14. sorudayız. Evet, moralimiz yerine gelmişti ama arkasından bu gelince diyormuşum. Buyurun. Atomik kütle birimi AKB bir karbon atomunun kütlesinin 12'de 1 olarak tanımlanır. Şimdi şöyle yapalım. Bu kütle değerim kaç burada? Benim 12. Bunun 12'de 1'ini aldığım zaman ne çıkar? 1. İşte bu 1'e 1 atomik kütle birimi demişler. Daha önceki LYS dediğimiz sınavın bir sorusu olarak çıkmıştı bu. Şu anki AYT dediğimiz, eskiden lisans yerleştirme diye geçiyordu. Sınav sorusuydu bu. Buna göre hangileri doğrudur diyor bana. Şöyle yapalım. Bir tane karbon atomunun kütlesi. Bak 12'de 1'ine 1 AKB diyorsam kendisi 12 atomik kütle birimidir. Doğrudur. Bir tane magnezyum 24 AKB'dir. İki tane, bu bir tanesi 12'dir. 2 ile çarpsam eşit oldu.
Atomunun kütlesi karbon atomunun kütlesinin katına eşittir. Bu bir tanesinin kütlesi ne oldu? 16 atomik kütle birimi. Bunun bir tanesi 12 atomik kütle birimi. 4 bölü 3 oldu. Doğrudur. E şıkkı oldu. Yani 14 için ekstradan şunu söyleyeyim ben. Mesela şunu yapalım. 1 mol CH4 var ise ben buna 16 gram derim. Bir tane CH4 var ise buna da 16 AKB derim. Mesela bu soru bittiğinde mol grama tane atomik kütle birimine. Tabii ki taneyi de grama gönderebilirim. 16 bölü Na gram derim. Ama şu anlık şu ikisini fark etmiş olmamız çok şeydir. Buyurun 15. sorudayız. Bir organik bileşiğin 0,5 molünde 1,5 mol karbon atomu ile 3 çarpı Na tane hidrojen atomu 16 gram oksijen atomu bulunduğuna göre bu bileşiğin basit ve molekül formülü aşağıdakilerden hangisidir? Önce şunu yapalım. Oksijen Na'sı kaç? 16. O zaman 16 gram oksijen yerine 1 mol oksijen var. Na tane hidrojen atomu demek 1 mol demekti. O zaman bunu çizdim. 3 mol hidrojen var. Diyorum ki elimde 0,5 molün içindeki miktarlar varmış. Ben bunu 2 ile çarptığımda 1 mol olduğunda bunu 2 ile çarptım. 3 mol karbon oldu. 2 ile çarptım. 6 mol hidrojen oldu. 2 ile çarptım. 2 mol oksijen oldu. O zaman karbonum 3 oldu. Hidrojenim 6. Oksijenim de 2 oldu. Molekül formülüm budur. Basit formül de budur. Bu hem molekül formülüm oldu, hem de basit formülüm oldu. C3H6O2, C3H6O2. Doğru cevabım A şıkkıdır. Basit formül en sade halidir. Sadeleştirmiş oldum. Ama bunların ortak bölündüğü bir şey olmadığı için molekül ve basit formülü aynı çıktı sorumuzun. Aşağıda miktarları belirten CH4 moleküllerinde hangisinin kütlesi en azdır? 1 gram söylemiş bana. 48 atomik kütle birimi. Şimdi CH4'ün hesabını yaparsam 12 ile 4'ü topladım, ne yaptı? 16. Bir tane CH4 16 atomik kütle birimidir. 48 olduğuna göre buna ne diyorum? 4 tane CH4'üm var. 5 molekül 5 tane demek. 5 tane 16 ne olacaktır burada? Kaç yapıyorum? 5 çarpı 16. Aynen. Doğru mu yaptık? Şurası 3 tane olacak. Çünkü sayılar arasında ilişkide biraz sıkıntı var. Onu fark ettim. 3 çarpı 3 tane. Bu 5 tanesi 80 atomik kütle birimi oldu. 0,3 molekül gram mol demek. Bu da 0,3 çarpı 16'dan 4,8 gramdır. 0,2 mol. 0,2 çarpı 16'dan 3,2 gram. Şunu söyleyeyim. Gramlar atomik kütle birimine göre çok 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 büyük değerlerdir. Geriye taneler kaldı. Birinde 5 tane var. Birinde 3 tane var. O zaman doğru cevabım 16. soru için 5 şık olacaktır. En az veya grama en küçük olan budur. Geçtik 16. soruyu. Buyurun 17'deyiz. Sorular gerçekten sağlam yani. Aşağıda verilen çiftlerden hangisinin madde miktarları eşit değildir? 32 atomik kütle birimi, bir tane O2. O16 idi. 2 ile çarptım. 32 yaptı. Bir tane O2 de 32 atomik kütle birimidir. A şıkkı doğru oldu. B'ye bakıyorum. 64 Na atomik kütle birimi. Na atomik kütle birimi 1 gram demek. Bu ne de olduğu zaman 64 gram oldu. 1 mol SO2 de 64 gramdır. B de doğru oldu. C'ye bakıyorum. Normal koşullarda 11,2 litre. Yarım mol demek bu. O2. 32'nin yarısı kaç yaptı? 16 gram. 0,5 mol O2. 16 gram. C şıkkı da doğrudur. D'ye bakalım. 16 bölü Na gram. 1 bölü Na gram 1 AKB'dir. Yani buradaki ne oldu? 16 atomik kütle birimi oldu. Bir tane O2 ne yaptı? 32 atomik kütle birimi oldu. D şıkkı yanlış oldu. Eşit değildir. 32 gram O2 Na bölü 2 tane. Bu 1 mol demek. Na bölü 2 tane veya yarısı olduğu için 1 bölü 2 mol SO2 kükürt dioksit. SO2'nin Na'sı kaçtır? 64. 64'ü 2'ye böldüm.
32 gram yaptı. E şıkkı da eşit çıktı. Güzel soruymuş. Biraz zaman ayırırsanız çok daha faydalı olur. 18'deyim. Atom sayıları eşit olan CH4 ve NH3 gazlarından oluşan bir karışımda 0,8 mol karbon. 0,8 mol karbon atomu bulunmaktadır. Buna göre karışımda bulunan hidrojen atomu sayısı kaçtır? Şimdi karbon sadece burada mı var? CH4'ü yazdım. Başında kaç olmalı ki 1 ile çarptığımda 0,8 mol karbon olsun? 1 ile 0,8'i çarpacağım. O zaman bu ne oldu? 0,8 mol oldu. Atom sayıları eşit diyor bana. Geldim ikinci adıma. Şöyle yapıyorum. CH4 başında ne var bunun? 0,8 mol. Topladım burayı. 1 ile 4, 5. 5 ile 0,8, 4 mol atom. Diğerini yazıyorum. NH3. Bunun da 4 mol atom olması lazım. Başına kaç yazacağım o zaman ben? Burayı topladım. 4 oldu. Burası 1 mol olacak. Demek ki şu 1 mol var. Bu ne? 0,8 mol var. Buna göre karşıdan bulunan hidrojen atomu sayısı kaçtır? Yani mantığı oturmadığı zaman ciddi anlamda zordur. Ama kendinizle biraz mücadele vermelisiniz. Hidrojen burada 3. 3 ile 1'i çarptı ne oldu? 3 mol hidrojen oldu. Yukarısına geliyorum. 4 ile 8'i çarptım. 3,2 mol hidrojen oldu. Topladım bunu. 6,2 mol hidrojen atomu var. Bana hidrojen atomu sayısı taneli sorduğu için şu molün yerine Na yazdığımda 6,2 çarpı Na tane olur. Cevap E şık oldu 18. soru için. Buyurun 19'dayız. 0,5 molekül gram. Bak şu ifade ne demek? Mol demek. Yani benim elimde 0,5 mol C3H4'üm var. Hangileri doğrudur diyor. 1,5 tane karbon atomu içerir diyor. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Mol mole gitmeli. Yazıyorum buraya. Sorularda buna çok dikkat edeceğiz. Tane taneye gitmeli. Yani bu hem mol konusunda var. Hem elektrokimyada, redokslarda alınan verilen elektronlarda var. Yani mol mol ile ilgili olmalı. Karbon için konuşalım. Burası ne 3? 3 ile bunu çarptım ne yaptı? 1,5 mol karbon atomu. Bak 1,5 mol. Taneye gelince 1,5 çarpı Na tane karbon atomu yapar. Bir patladı. 2 atom hidrojen içerir. Bu da patladı. Mol olmalı çünkü burada. Toplam 7,2 mol atom içerir. Tamam. Hesaplayalım. Burası ne? 7. 7 ile bunu çarptım. Ne yaptı o zaman? 3,5 mol atom. Evet. Bunu da kesirli yazmış olursam 7/2 mol atom olacaktır. 3 doğrudur. Doğru cevabım B şıkkıdır. 19. soru için. Buyurun 20'deyiz. 20'de de bayağı bir büyükmüş soru. Yani yerleştiremedik şimdilik. Aşağıda verilen eşit kollu terazi dengede değildir diyor. 2 mol magnezyum var. Magnezyumun 1 molü kaçtır? 24'tür. 24 ile 2'yi çarptım. Burada şu anlık 48 gramım var. 0,5 mol demir 3 oksit var. Demir 3 oksit neymiş? 160 grammış. Yarım molü ne yapar? 80 gram var şimdilik burada. Dengede değil. Tamam. Buna göre işlemlerinden hangileri ayrı ayrı uygulanırsa terazi dengeye gelebilir. Yani normal gramların işlenmesi için uğraşacağım. Birinci bölüme 1 mol S katısı eklemek. S kaçmış? 32. Buraya birinci için konuşuyorum. 32 gram eklemiş olursam 32 ile 48 ne yapar? 80 yapar. Yani 32 gram eklediğimden 48 ile topladığında doğru olur. Bir doğrudur. İkinci bölümden 0,2 mol demir 3 oksit çıkarmak. 0,2 molü ne bunun? 1 molü 160 ise bunu 0,2 ile çarptığım zaman ne yapar? 32 gram yapar. Ben buradan 32'yi çıkarırsam ne olur? 48 kalır. Ne kalır diyecektim. 48. Bu da doğrudur. 3'e bakalım. Birinci bölmeye 16 gram Mg katısı eklersek. 48'im var. 16 eklersem ne yapar? 64 gram yapar. İkinci bölmeden 0,1 mol demir 3 oksit çıkarmak. 1 molü 160 ise 0,1 molü 16. Buradan da 16 çıkarsam o da 64 olur. 3 de doğrudur. Güzel sorudur.
1, 2, 3 oldu. 20. sorumun cevabı E şıkkı oldu. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden devam edeceğiz. İyi çalışmalar.